Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yükümüzün biliyorsunuz 3,5 saat gibi bir yolu kaldı. Bu yolu tamamladıktan sonra yükümüzü teslim edeceğiz ve yeni yük almaya devam edeceğiz. Şimdi ben bir Güvenli yolculuklar. arabamın kontağını çalıştırıyorum. Şöyle ışındırayım. Çekicimi çalıştırıyorum. Şimdi şöyle ne yapacağımızı da anlatayım. Bu arada çok yakında yarına veya bir iki güne bir Amerikan Trek Simulator videoları da gelecektir. Gelecek yani, emin olabilirsiniz. Onları da çekmeye başlayacağım. Şimdi teslim edelim. Şöyle ben bunları da lideri de görelim gerçekten. Gerekiyor. Lideri görmek gerekiyor. Sabitleyelim hızımızı. Uzunları kapatalım. Devam edelim şimdi. Burada hızı keselim biraz. Tamam. 50'ye. Bak yine 70'e çıktı. 50'ye sabitleyelim. Sola dön. Ay ay ay. Göremiyoruz ki yolları karanlıkta. Yolları bir görebilsem, yolları göremiyorum. Bir küçük bir ayar yapmam lazım ya. Kontroller. Şiddeti biraz arttıralım. Evet arkadaşlar, Amerikan Truck Simulator videolarımız gelecek. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ben çok sevmiyorum öyle hani videoları beğenin falan demeyi. Yani bir video sonunda falan diyorum diyorsam, onun dışında demiyorum açıkçası. Çok tarzım değil. Abi yani beğenirseniz de sevinirim. Sonuçta bu videoların birçok kişiye görünebilmesi için sizlerin de beğenileri şart. Abonelikleriniz şart yani. Bu o mevzuya yeni başladım. Hepiniz de biliyorsunuz. Kaçıyoruz, ben az kalsın. Az kaldı. Yani sağa doğru kırıyorduk, gidiyorduk. Son anda sola çevirdim direksiyonu. Sabitledim de şeyi. Hız sabitleyicisini de açtım. Arabayı bıraktım şu anda. Eğrilerim açıkta, biliyorsunuz zaten. Burada bir kaza var. Yani iyi ki dörtlü yakmış adam. Yoksa göremeyeceğiz. Gerçekten göremeyecektik yani. Çok yaklaştım. Ben bir tık geri alacağım. Ne kazayı sebebiydi? Arkada polis arabası mı vardı? Ulan o kadar mı yakındaydım be kardeşim? Dibimize mi? Dibime niye gidiyorsunuz? Trenle. Takip ediyoruz. Mesafeyi koruyalım. Adamla mesafeyi korumak lazım. Her zaman öndeki araçla mesafeyi koruyalım.
Şimdi bunlar aniden durur falan, stop eder, bir şey olur. Çekici sonuçta tır. Ne olur ne olmaz. Kazaya sebebiyet vermeyelim. Ceza yiyoruz zaten sürekli. Yani bence iyi gidiyoruz şu anda gayet. Dediğim gibi arkadaşlar, hani daha önce de söyledim. Önerileriniz olursa işte şu arabayı çek, şunu al, şurada sür tarzında önerileriniz olursa lütfen söyleyin. Yardımcı olmayı varsa sizin de aklınıza gelen bir şeyler, biz de olabildiğince elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Yeni şeyler üretmeye çalışalım. Çok farklı oyunda videolar çekmeye devam edeceğim. İşte şimdi Truck Simulator'da çekiyoruz. Amerikan Truck Simulator'da yarından itibaren başlayacağım. FTS2 ile başladık. Amerikan Truck'da da devam ederiz. Tabi FTS2 videoları devam edecek. Amerikan Truck videoları da aynı şekilde başlayacak. Bol bol video yükleyeceğim. Olabildiğince çok video çekmeye çalışacağım. Açıkçası siz de faydalanın bu videolardan. Hani yeni yeni şeyler göstermeye çalışacağım. Sizlere yeni videolarda yeni yerler, yeni sürüşler, yeni çekiciler. Amerikan Truck'te güzel çekiciler var gerçekten. Biraz inceledim. Eski tarz böyle uzun burunlu çekiciler var. Zaten o çekicileri bilirsiniz yani. Çünkü çok Türkiye'de görülmüş çekiciler değildir aslında da. Bayağı iyiler yani, bayağı güçlü çekiciler. Uzun burunlu oldukları için çok kullanışlı değiller bizim gibi daha dar sokaklı ülkelerde. Ama tabi Amerika gibi yerler daha geniş yollar falan filan derken iyi bir şekilde kullanılıyor. Bizde kimse anlamaz ki onları. Mercedes Actros son serisi, yani en yeni çıkan şu an oyunda benim aldığım. Motoru falan da gayet güçlü. Aksi güzel. Bir tık yavaşlayalım. Hızı 70-80'e sabitledim. Yoluma devam ediyorum abi. Yol hızı 80'e sabitledik. Çok fazla şeritten çıkmayalım da karşıdan araç gelir, bir şey olur. Sıkıntıya girmeyelim. Bu kardeş de bizim önümüzde gidiyor yani. O nereye gidecek acaba? Haritaya bakalım ne kadar yolumuz kaldı, neredeyiz. Çok az yolumuz kalmış zaten şurada. Teslim edeceğiz. Ondan sonra belki yeni bir iş bakarım, yeni bir şeyler, yeni bir sözleşme bulursam onu yapmaya çalışırım. Frene bastı. Ben freni biraz geç fark ettim açıkçası. Yani önceden fark ettim ancak freni basmam biraz geç oldu. Geç algıladı yani vücudum. Bu yüzden bir tık da olsa sıkıntı olabilir tabii ki. Yine kazı çalışmaları var bir yerlerde. Yani sevmiyorum şu kazı çalışmasını yapıyorsun ya. Tamam zaten hızlı art beyni sesini çıktık yani, her türlü gideriz. Sıkıntı yok. Hızlansın, gerekirse yurtta açsın. Ama hızlansın yani, hızlanmadan olmaz bu işler. Biraz hızlanacaksın. Biz de sonuçta... Abi bu
Ne dümdüz gitti. Sen niye bu kadar yavaşlıyorsun? Ne diye yolun ortasında bu kadar yavaşlıyorsun? Bas git at git ya. Bir önümüze geçti birader. Zehir etti bize yolu ya. Son anda kıl payı yırttık Düz valla. ilerleyin. Giriyorduk birbirimize. Bu arkadaşla da gireceğiz yakın. Birbirimize. Yani artık çıktı önümden artık. Sağımı solumu göremiyorum ki. Firi karanlık. Hadi uzunları atsak mı azıcık? Nereye kadar gideceğiz? Zaten uzunlarda bu hava şeyde sıkıntı. Yol açıkçası bilmiyorum. Çok değişik bir yol şu anda. Ara yoldan bir ana yola çıktık. Önümüzü de göremiyoruz. Ulan. Çekçem nedir? Buranın yolların hiçbir zaman düzgün olmadı ya. Hep sıkıntılı yollar. Hep. Aman aman çok hızlanmışız bak farkında değilim. Bastıkça gidiyor araba yani. Bastıkça gidiyor. O kadar hızlanmaya gerek yok zaten. Birazdan şehir içine gireceğiz. Şehir içini hızlı da düşüreceğiz. Şöyle 80'e doğru gitsek yeterli. Gayet de iyi geldik yani. Sağdan devam. Teslimatımızı yaparız. Size ben nasıl 1.44 beta sürümü açılır onu göstereyim. Steam'den hızlıca. Sağ çıkışı kullanın. Tamam. Sağdan bir çıkalım. Tamam. Temiz. Biraz yavaş. Kazaya kurban gitmek. Şimdi arabayı da hızlandırmıyorum. Şöyle bir tık hızlı girdim açıkçası. Yani ben öyle hızlı gitmezdim normal şartlarda. Bir tık hızlı girdim oraya da. Ya bu kesin geçeceğimiz şehir içinde değil galiba Solda baksana. Abi kalın şurası şehir ve içi gerçi. sonra sola dönün. 40'a düştü. Yok. Hala 80. Hadi. Sola dönün. Tamam çok güzel. Ya abisi dönsene. Bize arabayı da götürüyorsun. Dönmüyorsun sonra ya. Geç hadi geç geç. Oğlum bak. Her türlü geçeriz. Her türlü geçeriz. Önümüzde olduğu için çevirdiğin anda dönüyor. Yani çok fazla bir mesafeye gerek yok. Sağa dönmeye hazır. Döneceğimiz sıkıntı yok. Sağa dönmeyiz. Bunları da keşfettik bu arada. Sağa dönün ve sonra sağa dönün. Bizim teslim edeceğimiz yer. Sağa dön. Geldik. Teslimatım bir. Son durağa geldiniz. Evet arkadaşlar, yükümüzü teslim edelim hemen. O 1.44 beta'ya nasıl geçilir onu da size göstereyim. Yani mükemmel olacak tabii. Ne olacak? Aldık 15.000 lirayı da. Cebe indirme şekli. Devam et. Şunu at alta. Şu Steam'i bir açalım hızlıca. Size de gösterelim. Kütüphane. Sağ tıklıyorsunuz. Özelliklere geliyorsunuz. Mesela Eurotrack 2 DLC var ya, DLC değil, burada betalar var. Betalara tıklıyorsunuz. Şuradan Public Beta. Public Beta 1.44'ü seçiyorsunuz. O kadar. Ondan sonra çıkışa basın. Tamam deyin, çıkışa basın. Olmuş oluyor.
Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kanala abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.